Hepinize canı gönülden selam olsun, aşk olsun. Eyvallah. Eyvallah. Bugün konumuz Hazreti Hızır. Evet, aynen. Bugün konumuz Hazreti Hızır, Hızır ayı, içinde aynen. Bulunduğumuz Hızır ayı. İnşallah bunu konuşacağız. Aynen, değerli konumuz, konuğumuz Gamze Güler. Güler. Hoş gelmiş, sefalar Erenler, getirmiş. Erenler Cemevi'nin zakiri. Evet, hoş bulduk. Sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah, sağ olun. Bir şey alalım Gamze'den. Olur, ondan sonra olur, değiş alalım. Sizi tanıyalım önce. Böyle kısaca. Pazar günü de beraberdik. Evet, çok güzel bir etkinlik vardı. Dolu dolu geçti dün. Gençlerle sabahtan akşama sohbet kadar. Sohbet ettik, evet. Kaç saat sohbet ettik? 4,5 saat falan sürdü sanırım. Buradan bizi izleyen Erenler Cemevi'ne de selamlar olsun ayrıca en baştan. Eyvallah, söyleyelim. Selam olsun. Yani bir 5 yıldır falan oldu sanırım. Zakilik yapıyorum. Orada piştim. Buradan Tuncay Kılıç'a da selamlarımı iletiyorum, post zakirimiz. Eyvallah. Ondan çok şeyler öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Eyvallah. Bir yandan kendimi yetiştiriyorum. Yolda yani hizmetçiyiz, hizmete devam. Eyvallah. Anımızın akıyla inşallah yapmaya çalışıyoruz yapabildiğimiz kadar. Çok güzel. Bir genç olarak neler düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Alevilikle ilgili, yolla ilgili, zakirliğin yanında başka neleriniz var? Nelerimiz var? Ben çok çalışma şeyindeyim, böyle azimindeyim. Cemevimizde semah kursu yapıyoruz. Hani dini olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hani yaptığımız ibadetlerdeki hizmetlerin anlamları, yapılması, neden yapıyoruz, cem nasıl oluyoruz? Bunlarla ilgili kendimizi geliştiriyoruz. Sebebi ne, hikmeti ne, yapmamız aynen gerekenler öyle. Ne? Hani yapıyoruz ama niçin yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Evet. Hani hizmeti bir de bir canı gönülden yapmak var. Bir de hani çıkayım yapayım, eksik olmasın vesaire gibi yapmak var. Bir görev olarak yapmak, bir aynen, de aşk aynen ile yapmak. Öyle, var. Aynen öyle. Biz aşktan yanayız her Allah zaman. Hepimizi aşk ile yapanlardan eylesin. Allah eyvallah. Allah. Siz deyiş hazırlarken ben bu haftaki dedem çekilecek ilk 5 kişiye vereceğimiz aynen. 17 Kemerbest'ten Selman'ın aşk yolculuğu. Selman-ı Pak 17 Kemerbest'ten birisidir. Aynen. Kendisi bu kitapta roman halinde hayatının bir kısmı yer alıyor. Önce Zerdüşt dinine mensup. Sonra Hristiyan oluyor. Daha sonra da Afyon'a kadar geliyor sevgili canlar. Afyon'da da Hazreti Peygamber'in müjdesiyle karşılaşıyor. Ve Hazreti Peygamber'in yanına gidiyor. Orada ikrar verip Müslüman oluyor. Onun hayat hikayesi, çok güzel bir hayat hikayesi. Bu arada kitaplarımız garantili. Hep onu söylüyoruz. Beğenmezseniz geri alıyoruz kitaplarımızı. Bugün 4 kişiye vereceğiz. Elimizde çünkü tükendi maalesef. Hı hı. 4 kişiye Selman-ı Pak yazan 4 kişiye bu kitaptan hediye edeceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz sevgili canlar. Hızır hepimizin carına yetişsin, imdadına yetişsin. Cümlemizin. Eyvallah. Cümlemizin dedem. Dedem müsaade ederseniz Hızır konusuna başlayalım. Sevgili canlar, bizim bilgi kaynaklarımız önce akıl, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt buyruklarıdır. Kur'an ve Ehl-i Beyt buyruklarını biz birbirinden ayırmıyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber bize Kur'an ve Ehl-i Beyt buyruklarını, Ehl-i Beyt'i birlikte emanet etmiştir. Bunu Gadir Kum'da emanet ederken de bu iki parmağını göstermemiştir. İki emanet derken. Çünkü bunların birisi büyük, birisi küçüktür. İki parmağını yani iki elinin işaret parmaklarını yan yana getirerek Kur'an ve Ehl-i Beyt'in birbirine eşit olduğunu ifade etmiştir. Bu da görsel olarak da tamamlamıştır. Bizim bilgi kaynaklarımız yani Hızır konusunu işlerken sevgili dedem Kur'an-ı Kerim, Ehl-i Beyt'in buyrukları ve Ehl-i Beyt'in ardışılları olan bizim pirlerimizin, aşıklarımızın, ozanlarımızın demin sizlerin de çok güzel nefeslerinde dile getirdiğiniz o güzel sözleri açmaya çalışacağız. Onun için önce Kur'an-ı Kerim'den seyircilerimiz müsaade ederlerse Kehf suresi 60'tan 82. ayeti kadar okumak istiyorum. Hazreti Musa'ya bu ilk okuyacağım bölüm bu surenin inmesine sebep olan bölüm.
Hazreti Musa'ya Tevrat verildiğinde kendisinden daha bilgin birisinin yeryüzünde bulunmadığı kalbinden geçti. Bunun üzerine Allah ona, senden daha bilgili olan denizlerin birleştiği yerde bulunan bir kulumuz vardır diye vahyetti. Bunun üzerine Hazreti Musa, şimdi okuyacağım Kehf suresi 60. ayetten devam ediyoruz. Hani Musa, genç arkadaşı, vasisi Yuşa bin Nun'a, iki denizin birleştiği yere varıncaya ya da uzun bir süre geçinceye kadar yol almaya devam edeceğim demişti. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. O da denizde bir akıntıya doğru yolunu tuttu. İki denizin birleştiği yere geçtiklerinde Musa genç arkadaşına dedi ki, yemeğimizi getir. Şüphesiz ki bu yolculuğumuzda yorgun düştük. Genç arkadaşı Musa'ya, gördün mü? Kayalığa vardığımızda balığı unutmuşum. Sana balığın şaşılacak bir şekilde canlanıp denize daldığını söylememi muhakkak ki şeytan unutturdu dedi. Musa, bizim de aradığımız buydu dedikten sonra geldikleri izleri takip ederek geriye döndüler. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan salih bir kulu buldular. Musa ona dedi ki, doğruya ulaşmak ve sana öğretilen şeyi bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Salih kul Musa'ya, gerçek şu ki sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü tam kavrayamadığın bir şey hakkında nasıl sabredebilirsin ki? Dedi. Musa, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim, dedi. Salih kul, eğer bana uyacaksan ben sana bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma, dedi. Böylece ikisi yola koyuldular. Nitekim bir gemiye binince salih kulumuz gemiyi deliverdi. Musa, içindekileri batırmak için mi onu deldin? Şüphesiz sen şaşılacak bir iş yaptın. Salih kul, sana benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi? Musa, beni unuttuğum şeyden dolayı sorgulama ve bilginden yararlanma konusunda bana zorluk çıkarma, dedi. Sonra gemiden indiler ve yola koyuldular. Genç bir erkek çocuğa rastladıklarında o salih kul çocuğu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın bir canı mı kıydın? Gerçekten kötü bir iş yaptın, dedi. Hızır, yani salih kul, benimle birlikteliğe asla sabredemezsin dememiş miydim? Musa, bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. O zaman seni mazur görürüm, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir kasabaya geldiklerinde onlardan yemek istediler. Kasaba halkından. Fakat kasaba halkı onları ağırlamaktan kaçındı. Orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Salih kul hemen onu doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alabilirdin, dedi. Salih kul Musa'ya, işte bu olay biri birbirimizden ayrılmamızın sebebidir. Şimdi sana hakkında sabredemediğin şeylerin hikmetini anlatacağım, dedi. Gemi denizde çalışan bir yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Çocuğa gelince, onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onlara inkar ve isyankarlıkla eziyet etmesinden korktuk. Ve duvara gelince, duvar o şehirde yaşayan iki yetim çocuğa aitti. Ve altında o çocuklara ait bir hazine saklıydı. Çocukların babası da o hayırseven salih bir kimseydi. Rabbin o çocuklar büyüdükleri zaman
Rablerinden bir rahmet olarak o defineyi çıkarsınlar istedi. Ben bunları kendi kafamdan yapmadım. İşte bu senin hakkında sabredemediğin şeylerin açıklamasıdır. Buyursun. Buyurdu. Muhakkak ki Allah doğru söyleyendir. Evet. Hızır olayını Kur'an-ı Kerim Kehf suresi 60 ile 82. ayetler bu şekilde anlatmaktadır. Şimdi biz hem Alevilikteki bu özellikle biliyorsunuz sevgili dedem Hızır ayı ya da Hızır oruçları dünyada sadece biz Aleviler yani 12 imam inancında olanlar içerisinde sadece Anadolu'da yaşayan biz Aleviler önemsemişiz. Hı. Ve bu ayı biz böyle adlandırmışız ve biz buna çok değer vererek bu oruçlar tutuyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz. Allah tüm canların gönüldeki niyetlerini bu Hızır ayında Hızır'ın eliyle versin. Ve yine Hızır adına kurbanlar kesiyoruz, Hızır cemler yapıyoruz. Aynen. Allah bütün yapılan cemleri dergahında kabul eylesin. Allah Allah. Allah Allah. Sevgili dedem Hıdır veya Hızır, Hıdır veya Hızır. Hızır Arapçada Hıdır diye geçmektedir. Türkçemize Hıdır ya da Hızır diye yer almıştır. Böyle kullanmışız. Ve Hıdır ismi de Alevilikte çokça kullanılmaktadır. Yani Hıdır ismini çok koruruz. Benim amcalarımdan birinin ismi de Hıdır. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Ülkelere göre, bölgelere göre de değişik isimlerle yaklaşık 10'dan fazla isimle adlandırılmıştır Hazreti Hızır'ın ismi. Yeşillendiren manasındadır. Yani ayak bastığı yeri yeşillendirdiği, bereket verdiği için bu lakapla anılmaktadır. Hazreti Hızır'la ilgili peygamber midir, değil midir diye çok tartışmalar olmuştur. Çeşitli görüşler olmuştur. Bununla ilgili 6. imamımız İmam Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor. Hızır gönderilen elçilerden bir elçidir. Bütün peygamberlerin gönderilme sebebi olan Allah'ın varlık ve birliğine, peygamberlere, kitaplara ve ahiret gününe ikrar vermeleri için Allah onu kavmi içinde peygamber olarak seçmiştir. İmam Cafer Sadık peygamber olduğunu söylemiştir. Tabii dediğim gibi bununla ilgili çeşitli görüşler de var. Sevgili dedem, kaynaklarda geçen Muhiddin İbn Arabi'nin de söylediği birçok kaynakta da geçen 4 tane yaşayan peygamber var. Yani ölmemiş ve yaşayan 4 tane peygamberimiz var. Birisi Hazreti Hızır. Birisi Hazreti Hızır'ın kardeşi olan İlyas. Evet. O da hayattadır. Diğeri Hazreti Meryem'in oğlu olan babasız dünyaya gelen Hazreti İsa ve Hazreti İdris'tir. Evet. Hazreti İsa ve Hazreti İdris göktedirler, gök alemindedirler. Hazreti Hızır ve İlyas, kardeşi İlyas ise yeryüzündedirler. Bunların birisi deniz, birisi de karada görevlidirler. Tabii bunlar darda Allah bunlara izin vermiştir. Hazreti Hızır'a, Hazreti İlyas'a. Biz onu birleştirerek Hızır İlyas'a diyoruz. Darda kalmış insanların yardımlarına, carlarına yetişirler. Allah Allah. Şimdi Hazreti Hızır'ın uzun ömürlü olmasıyla ilgili 3 tane görüş var sevgili dedem. Birisi Ab-ı Hayat suyundan içmiş olduğundan dolayıdır derler. İkincisi Hazreti Adem evlatlarından olduğu söylenilir ve hangisi cenaze işlerini yaparsa o kıyamete kadar yaşaması için dua etmiş. Hazreti Adem bu dua kabul olmuş denir. Bunlar çeşitli görüşler, çeşitli rivayetler. Üçüncüsü ise imamlardan gelen rivayetlere dayanan, 12 imamdan gelen rivayetlere dayanan görüştür. Allah 12. imam Hazreti Mehdi sahibu zamanın uzun ömrüne delil olarak göstermek için Hazreti Hızır'ın ömrünü uzun yapmıştır. Yani bugün Hazreti Mehdi nasıl ayaktadır, nasıl yaşıyor dediğimizde bunların delillerinden birisi nedir? Evet. Hızır nasıl yaşıyorsa, İsa nasıl yaşıyorsa diye delil gösterebilmemiz içindir. Eyvallah Sultanım, büyük üstadsın. Gerçekten yüreğimizi mest ediyorsun. Eyvallah, ne demek estağfurullah. Bizim de dediğim gibi aslında çok konuşmaya gerek yok. Değişler her şeyi anlatıyor ama. Eyvallah. Dedem sen anlatacaksın.
Kimde insanlarımız aynen dinleyecekler, evet. Bilgi alacaklar. Çok önemli konular, çok önemli bilgiler. Bu programın için çok önemli. Yani. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah. Birkaç konuya daha değinelim. Sonra hı-hı. da Gamze'den bir yine Hızır deyişi alır. Sonra da mesajlar okuruz. Aynen. Eyvallah. Sevgili canlar, Alevilik'teki bu Hızır inancı biz 4-5 programdır insan üzerinde konuşuyorduk. Bu inanç insanın ruh yönüne olan, Alevilerin insandaki ruh yönüne olan inançlarını göstermektedir. Daha güzel bir sabitidir, göstergesidir. Çünkü Hazreti Hızır ab-ı hayatı içerek ölümsüzlüğü kazanmıştır. Hem maddi yönü vardır Hazreti Hızır'ın. İstediği bedene, istediği surete girerek hem maddi yönü vardır hem de manevi yönü vardır. Reklama gireceğiz herhalde. Sponsor gelecek. Sponsor de. Reklamı. Bir iki cümlemi bitireyim. Bu Hazreti Hızır'a verilen bir yetkinin göstergesidir. Yani Allah Hazreti Hızır'a yaşadığı zaman dilimi içerisinde istediği surete girmeyle ilgili yetki vermiştir. Onun için biz cağrımıza çağırdığımızda o cağıra çağırdığımız Hızır bize çeşitli suretlerde ve şekillerde görülmektedir. Sevgili dedem, deminki okuduğumuz ayeti kerimelerde hı hı. Hazreti Hızır ve Hazreti Musa'nın kıssasını Kur'an bize anlattı. Burada bize bazı dersler düşüyor. Yani Kur'an'ın anlattığı bu hikayede bazı dersler var. Çıkartmamız gereken ibretlik olaylar var. Ki biz Aleviler, sağ olsun dedelerim, pirlerim, Hızır ayında, bu aylarda bunları çokça konuşuyorlar, çokça anlatıyorlar. Ama diğer seyircilerimiz de duysunlar diye biz bunlardan tekrar böyle demetler sunacağız. Bunlardan bir tanesi Hazreti Musa'nın, Hazreti Hızır'ın yaptığı olaylara karşılık tahammül edemeyip hemen itiraz etmesi. Çünkü görüntüde yanlış görünen, yanlış anlaşılabilen şeyler olduğu için Hazreti Musa da itiraz etmiştir. Burada peşin hükümlü olmamak konusu vardır. Yani ön yargıyla yanaşmamak, peşin hükümlü olmamak. İmam Ali buyuruyor ki insan bilmediğinin düşmanıdır. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Biz buradan da peşin hükümlü olmamayı, sabretmeyi ve o işin aslını irdelemeyi, araştırmayı anlamamız gerekmektedir. Bununla ilgili İmam Hasan, ikinci imamımız İmam Hasan'ın Muaviye ile yaptığı anlaşmadan dolayı yanındaki birçok insan itiraz etmiş. Hazreti İmam Hasan'ın yanına gelerek Muaviye ile nasıl bir anlaşma yaparsın diye İmam Hasan'a itiraz etmişler ve rahatsızlıklarını dile getirmişler. İmam Hasan aynen o Hazreti Musa olayından, Hazreti Hızır olayından örnek vererek bu işi anlatıyor. Diyor eyvallah, eyvahlar olsun size. Benim amacımın ne olduğunu siz bilmiyor musunuz? Muaviye ile yaptığım bu ateşkes anlaşması, güneş nasıl doğup ve nasıl batıyorsa dostlarım için bundan daha hayırlıdır. Bilmiyor musunuz? Ben sizin imamınızım. Allah'ın seçtiği imamınızım. Ve benim emirlerime itaat etmeniz size farzdır. Ben cennetin iki efendisinden biriyim. İtiraz edenler, evet ya imam biliyoruz derler. İmam Hazreti Hızır'ın örneğini veriyor. Diyor ki Hızır'ın gemiyi deldiğini, o çocuğu öldürdüğünü, duvarı yeniden onardığını, İmranoğlu Musa'nın da bu olaylara sinirlenip itiraz ettiğini ve Hızır'ın yaptığı bu işlerin Musa'ya gizli olduğunu, ancak Allah'ın yanında hak ve hikmet olduğunu siz bilmiyor musunuz ki bana itiraz ediyorsunuz? Yani bazı canlar İmam Hasan'ın Muaviye ile yaptığı bu anlaşmanın hikmetini anlayamayıp bazı eleştirilerde bulunuyorlar. Bugün de günümüzde var ama bunda büyük bir hikmet vardır. Kur'an'daki Hızır hikayesi bunun örneklerinden bize göstermektedir. Yine bu surenin bu bölümünün tefsirinde Hazreti Musa ve Hızır kıssası ile ilgili tefsiri Burhan'da şöyle yazmaktadır. Allah Musa ile konuştuğu, Tevrat'ı ona indirdiği, levhalar ile onu üstün ettiği, ona mucizevi asayı verdiği,
çekirge, kabuk, kurbağa ve kertenkele tufanı mucizeleriyle Musa peygamberi desteklediği, kan mucizesini gösterdiği, denizin ikiye yarılması ve Firavun'un denizde boğulması mucizesini gösterdiği zaman Musa içinden Allah benden daha bilgili birisini yaratmış olamaz diye geçti. Bu esnada Allah Cebrail'e Mecmu'ul Bahreyn denen mekanda bir kulum ile görüşüp ondan eğitim ve ders alsın. Onun mürşitliğini ve rehberliğini kabul etsin buyurdu. Cebrail bu emri Hazreti Musa'ya ulaştırdığında Musa kendini beğenmişlik duygusunda olduğunu anladı ve söylenen yere Yuşa bin Nun'la, varisi olacak Yuşa bin Nun'la yola çıktı. Ve denilen yerde Hazreti Hızır'la görüştüler. Mecmu'ul Bahreyn'e vardığım zaman Hızır'ı bulup candan gulamı oldum. Ledün ilmin bana eyledi ihsan, sırrı sırrullahın tamamı oldum. Hayat abın cana gıda eyledim, vadi eymende dua eyledim. Geldim ehli aşka sala eyledim, salat-ı irfanın tamamı oldum. Can kulağı ile beni dinleyin, ey arifler ehli hakka söyleyin. Birleşerek beni tavaf eyleyin, çünkü la mekanın mekanı oldum. Hak bir tarikattan istifa ettim, tariki hudaya iltica ettim. Ey harabi hakka iktida ettim, şükür bektaşiyül melami oldum diye harabi bu Kur'an'da geçen olayla ilgili bize güzel şeyler, güzel mesajlar iletmiştir. Hazreti Musa Kelimullah'tır. Allah'la konuşma özelliği ön plandadır. Bütün peygamberlerin özelliği vardır. Hazreti Musa'nın Kelimullah olmasıdır. Eymen Vadisi'nde Allah'la konuşmasından dolayı ona Kelimullah denmiştir. Büyük ululazım peygamberlerden biridir Hazreti Musa sevgili dedem. Hazreti Hızır'ın karşısında ululazım peygamber olmasına rağmen İlim öğrenmek için tavazuyla ilim talebinde bulunmuş, bizlere örnek olmuştur. Eyvallah. Yine bu hisseden çıkarmamız, her canın üzerine alınması gereken bir konudur. Bunu programımızın ilk konuğu olan Musa Küçük dedemizin söylediği çok güzel bir vecize var. Onu hep kullanıyorum. Buradan kendisine selam eyvallah olsun. Ellerinden öperiz. Biz eyvallah hem öğrenciyiz hem de öğretmeniz der. Biz hem öğrenci olmak zorundayız hem de öğretmen olmak zorundayız. Hazreti Hızır burada mürşitlik makamındadır. Musa peygamber ise taliptir. Bu kıssadan çıkarmamız gereken büyük bir hisse, Hazreti Musa peygamber ve birçok mucizenin sahibi olmasına rağmen, ululazım bir peygamber olmasına rağmen ilmin hizmetine, ilmin peşine düşmesidir. Maalesef bugün biz ilmin peşine ne yapmıyoruz? Düşmüyoruz. Yanı başımızdaki kitaplardan ve Ehl-i Beyt'in buyruklarından da yeterince istifade etmiyoruz. Yine bu ayeti kerimede, ayeti kerimelerde geçen bir ibare var. 65'te, Kehf suresi 65'te Allah buyuruyor ki kullarımızdan birisi. Tabiri, yani kullarımızdan birisi tabiri bizlere kulluğun önemini anlatmaktadır sevgili dedem. Hazreti Peygamber'in en büyük özelliği nedir diye sorduğumuzda, mesela şehadet getirdiğimizde Allah'ın la ilahe illallah deyip Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna demeyiz. Kulu ve elçisi olduğuna, kulluk elçilikten önde gelmektedir. Ve yine biz buradan şunu anlıyoruz ki peygamberler ve onların ardışılları olan 12 imam Allah'a sundukları kulluktan dolayı seçilmişlerdir sevgili dedem. Yani Allah onları seçtiği için onlar özel olmamışlardır. Onlar Allah'ın ezeli ilmiyle,
Allah yaratmadan önce biliyordu ki Adem ne yapacak, İbrahim ne yapacak, Musa ne yapacak, Yakup ne yapacak, İdris ne yapacak, Hızır ne yapacak biliyordu. Ezeli ilmiyle daha yaratmadan onların ne yapacağını, nasıl kulluk sunacağını biliyordu. Allah biliyordu Ali ne yapacak, Hasan ne yapacak, Hüseyin ne yapacak. Ezeli ilmiyle biliyordu. Onları seçmesinin sebebi onlardaki kulluklarını güzel sunmalarından dolayıdır. Yoksa eğer aksini düşünürsek bu Allah'ın adaletine sığmaz. Biz de deriz ki Allah niye bizi peygamber olarak ya da imam olarak yaratmadı diye sorabiliriz Allah'a. Ama Allah ezeli ilmiyle onların bu alemde, varlık aleminde yaşarken nasıl kulluk sunacaklarını bildiği için bizlere örnek olarak seçip göndermiştir. Yani onlar kendi istidatları ve Allah'a sundukları kulluklarından dolayı seçilmişlerdir. Bu da bizim alacağımız derslerden biridir. Ve her kul bu makama ulaşabilir. Her kul Hızır makamına ulaşabilir. Hızır gibi olabilir. Öyle ya, bugün etrafımızda garip, gureba insanlar var. Onların carına biz yetişebiliriz. Yani Hızır'ı beklemek sadece tembelliktir. Bizim üstümüze düşen görev Hızır'ı anlamak, Hızır gibi cara yetişmek, insanların yardımlarına koşmak, mazlumun, fakirin, fukaranın carına yetişip elimizden geldiği kadar yardım edebilmektir. Yedi derya sohbetini Bahri Umman anlamaz. İlmi ledun manasıdır, ahmak olan anlamaz. Küntü kenzden ders okursun, cahil ondan ne anlar? Gözü kör, kulağı sağır, bi beserler anlamaz diye güzel de bir deyişimiz var. Yani bu o Musa ile Hızır'ın hikayesinde ilmi ledunun olması, Hazreti Musa peygamber, ulul azım peygamber olmasına rağmen ledun ilminin peşine koşması ve orada talip olması. Mürşidi Hazreti Hızır olarak kabul etmesi önemli noktalardan biridir. Yine sevgili dedem, Kehf suresi 65. ayeti kerimede Musa Hızır'a şöyle dedi. Doğruya ulaşmak, doğruya ulaşmak ve sana öğretilen şeyi bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Burada da 3 tane dikkat çekici nokta var. Birinci nokta, doğruya ulaşmak. Bu ifade bize anlatıyor ki ilimin kendisi amaç değil, araçtır. İlmi ledunun kendisi de amaç değil, araçtır. Bu çok önemli bir nokta. İnsanın asıl varoluş hedefine ilerlerken insana gerekli olan donanımdır ilim. Aynen. Yani ilmin kendisi amaç değildir. İlim tahsil edenler asıl varlık amaçlarına ulaşmak için ilim tahsil ederler, ilim talep ederler. Onun için ayette diyor ki doğruya ulaşmak için. Çok önemli bir ifade. Aynen. Yunus da bunu çok güzel açıklıyor. İlim ilmi bilmektir, ilim kendin bilmektir. İlim kendin bilmek değilse ya bu nice okumaktır. Yani ilmin amacı ilim sahibi olmak, çok iyi konuşabiliyor olmak demek değil. Demin Hazreti Musa'nın o örneğini anlatırken Musa bir peygamber olmasına rağmen ilme ihtiyaç duydu. O zaman biz hepimiz ilmin talebeleri olmak zorundayız. Aynen. Hepimiz ilme talip olmak zorundayız. Aynen. Ayette geçen sana öğretilen ilimden bu ibare, biz buradan da şunu anlıyoruz ki Hızır Nebi bilginin kaynağı, menbaı değildir. Hızır'a öğretilmiştir ilim. Kim tarafından? Alemlerin Rabbi olan, öğretmen olan Allah tarafından öğretilmiştir. Üçüncü olarak ayette geçen Hazreti Musa beraber yolculuk edelim diye geldim demiyor. Bu yolculukta seninle beraber olayım diye demiyor. Sana tabi olabilir miyim diyor. Buradan da Allah'ın seçtiği kimselere itaat etmenin gerekliliği anlaşılıyor. Biz Allah'ın seçtiği otoritelere, Allah'ın seçtiği peygamberlere ve imamlara itaat etmek zorundayız. Yani ilmi, bilgiyi, irfanı onlardan öğrenmek zorundayız. Yani biz kendimiz onlara don biçemeyiz. Onlara böyle yapsaydı, şöyle yapsaydı artık diyemeyiz.